bu dersimizde bir mezhebe tabi olmayan ve ben bildiğimle amel ederim diyen kişiye 10 soru soracağız. Rabbim bu 10 on soruyu onun uyanmasına vesile eylesin. Birinci sorumuz şu. Mü'min suresi 29. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş. Firavun şöyle dedi. Ben size görüşümden başkasını göstermiyor ve ancak sizi doğru yola ulaştırıyorum. Bu ayetin ifadesiyle Firavun gibi bir zalim kendisini hidayette biliyor ve kavmini sözde hidayete ulaştırmak istiyordu. Halbuki kendisi dalaletin ve sapıklığın tam ortasındaydı. Demek bazen insan kendini hidayet üzere bilirken sapıklığın tam ortasında olabiliyor. Acaba ey mezhepsiz kardeşim ya sen de kendini böyle hidayette biliyorken dalaletin tam ortasındaysan akıbetin nasıl olacak bunu hiç düşündün mü? İkinci sorumuz şu. Mümin suresi 37. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş. Firavun dedi ki ben Musa'yı mutlaka yalancı sanıyorum. Bu ayetin ifadesiyle Firavun sadıkların en sadığı olan Hazreti Musa'yı yalancı zannediyordu. Firavuna göre kendisi doğru Hazreti Musa ise yalancıydı. Bu Firavun'un samimi itikadıydı. Acaba ey mezhepsiz kardeşim ya sen de aynı hataya düşerek kendi yanlışını doğru ve müştehitlerin doğrularını yanlış zannediyorsan akıbetin nasıl olacak? Üçüncü sorumuz şu. Mü'min suresi 37. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş. İşte böylece Firavun'a kötü ameli süslü gösterildi. Bu ayetin ifadesiyle Firavun'un kötü ameli kendisine süslü yani doğru gösterilmiştir. Demek bazen kişinin yanlış ameli süslenerek ona doğru gösterilir. Bu süslemeyi de bizzat şeytanın kendisi yapar. Acaba ey mezhepsiz kardeşim ya şeytan senin çirkin amelini de sana böyle süslemiş ve batılı hak gibi gösteriyorsa akıbetin nasıl olacak? Dördüncü sorumuz şu. Zuhruf suresi 37. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş. Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Bu ayetin ifadesiyle şeytanlar insanları doğru yoldan çıkarmakta, doğru yoldan çıkanlar da kendilerini doğru yolda bilmektedirler. Demek doğru yoldan çıkanların ortak özelliği kendilerini doğru yolda zannetmeleridir. Acaba ey mezhepsiz kardeşim ya şeytan seni de doğru yoldan çıkarmış ve sen buna rağmen kendini doğru yolda sananlardansan akıbetin nasıl olacak? Beşinci sorumuz şu. Casiye suresi 23. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş. Allah'ın bir ilim üzere saptırdığını gördün mü? Bu ayet ilmi olmasına rağmen dalalete düşen kimselerden haber vermektedir. Demek onlar ilimleri yüzünden sapacaklar. Yani ilimleri olacak. Ancak hakkı ortaya çıkaracak kuvvette olmayacak. Onlar kendilerindeki bu az ilmin verdiği kibirle kendilerinden üste olan alimlere meseleyi sormayacak. Ve kendi fikirlerine göre hükmedecekler. Neticede ilimleri sebebiyle sapacaklar. Acaba ey mezhepsiz kardeşim sen de az ilmin yüzünden saptırılan bu gruba dahi sen akıbetin nasıl olacak bunu hiç düşündün mü? Altıncı sorumuş şu. Araf suresi 12. ayet-i kerimede şöyle buyurulmuş. Allah buyurdu ki sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Bu ayetin beyanıyla iblis kendisini Hazreti Adem'den daha hayırlı bilmiş ve bu itikadı sebebiyle de hem cennetten hem de rahmet-i ilahiden kovulmuştur. Acaba ey mezhepsiz kardeşim ya sen de hakkın olmadığı halde kendini mezhep imamlarından daha hayırlı biliyorsan ve bu inancın sebebiyle cennetten ve Allah'ın rahmetinden kovulursan akıbetin nasıl olacak? Yedinci sorumuz şu. Araf suresi 90. ayeti kerimede şöyle buyrulmuş. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız. Bu ayetin ifadesiyle Hz. Şuayb'ın kavmindeki kafirler müminleri Şuayb aleyhisselamı uyumaktan men etmekte ve eğer uyarlarsa ziyana uğrayacaklarını bildirmektedirler. Yani onlara göre kendileri selamette, Hz. Şuayb'ı uyanlarsa ziyandadır. Acaba ey mezhepsiz kardeşim, ya sen de bu hatayı yapıyorsan, yani mezhebi uyanları ziyanda, kendini ise selamette bilerek yanılıyorsan, akıbeti nasıl olacak? Sekizinci sormuş şu. Hud suresi 27. ayet-i kerimede şöyle buyurulmuş. Sizin bizden fazla bir meziyetinizi görmüyoruz. Bu ayetteki söz peygamberlerini inkar eden Nuh kavminin ileri gelenlerine aittir. Peygamberleri kendileri gibi insan olduğu için onları inkar etmişler ve kendi meziyetlerini peygamberlerin meziyetlerine denk görmüşlerdi. Acaba ey mezhepsiz kardeşim ya sen de önceki kavimlerin peygamberlerine yaptıklarını bu ümmetin alimlerine yapıyor ve kendi meziyetlerini onların meziyetlerine müsavi tutarak haddini aşıyorsan akıbetin nasıl olacak? Dokuzuncu sorumuz şu. Hud suresi 43. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş. Nuh'un oğlu dedi ki ben Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. Bu ayet ve devamındaki ayetlerin bildirmesiyle Hazreti Nuh gemiden oğluna elini uzatmış ve onu gemiye çekmek istemiştir. Oğlu ise inkarında ısrar ederek babasına bir dağı göstermiş, o dağa sığınacağını, o dağın kendisini sudan koruyacağını söylemiştir. Tam bu esnada aralarına büyük bir dalga girmiş ve oğlu orada boğulmuştur. Acaba ey mezhepsiz kardeşim ya sen de Hz. Nuh'un oğlu gibi hata ederek kendi ilin dağına güveniyorsan ve bu dağ seni dalaletten kurtaracak kadar yüksek değilse dalaletin dalgalarında boğulduğunda akıbetin nasıl olacak? Acaba sana elini uzatan mezhep imamlarının elinden tutarak ehli sünnet gemisine binmen ve selamet sahiline o gemiyle ulaşman daha tehlikesiz değil mi? 10. sorumuz şu. En'am suresi 93. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş. Yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde bana vahyedildi diyenden daha zalim kim olabilir? Bu ayeti kerime Abdullah İbni Saad İbni Ebi Ser hakkında inmiştir. Bu zat vahiy katipliği yapan bir zattı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ona Müminun suresini yazdırıyordu. İnsanın yaratılışıyla ilgili ayetlerin sonuna gelindiğinde Efendimiz Aleyhisselatü vesselam sonra onu başka bir yaratılışla yarattık ayet-i kerimesini yazdırdı. İnsanın yaratılışından hayrete düşen i̇bn Ebi Ser, yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yüce oldu dedi. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam yaz onu bana öylece indirildi buyurdu. O zaman İbn Ebi Ser vehme kapılarak bana da vahyediliyor diyerek dinden döndü ve Mekke'ye kaçtı. Daha sonra bu kişinin tekrar tövbe ederek İslam'a girdiği ve İslam'ı güzelce yaşadığı nakledilmiştir. Acaba ey mezhepsiz kardeşim ya sen de İbni Ebi Seh gibi hayal görüyorsan ve sana ilimden çok az bir nasip verildiği halde ilimdeki nasibini mezhep imamlarının nasibi gibi olduğunu zannediyorsan ve bu zannın da seni helaka sürüklüyorsa akıbetin nasıl olacak? Eğer bütün bu soruları ben de size soruyorum dersen biz de deriz ki biz nefsimize göre hükmetmiyor ve icmaya yani alimlerin ittifakına dayanıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetin dalalette ittifak etmez hadisini delil yaparak bu ittifakın doğru olduğunu savunuyoruz. Sen ise sadece zannınla hükmediyor ve kasır fehmine dayanıyorsun acaba sırtını icmaya ve alimlerin ittifakına dayan biz mi haklıyız? Yoksa icmadan yoksun olarak sırtını sadece birkaç mezhepsizin sözüne dayan sen mi haklısın? Bu soruyu vicdanına havale ediyorum. Allah'a emanet ol.